Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgililer günü yaklaşıyor. Ben de kart şeklinde kurabiyeler yapmaya karar verdim. Bunun için de pastane usulü kolay kolay bozulmayan bir kurabiye tarifi paylaşacağım sizlerle. Öncelikle iç malzemelerini sayalım. 1 su bardağı tepeleme pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 adet yumurta, 250 gram kadar eritilmiş margarin. Tamamen erimesine gerek yok. Yumuşak kıvamda olması yeterli olacaktır. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve alabildiğince un. Toparlamak için de bir miktar sıvı yağ kullanacağım. Öncelikle hamurumu yapmaya başlayacağım. Daha sonrasında üzerini süslemek için hazırlamış olduğum malzemenin tarifini paylaşacağım sizlerle. Bütün malzemelerin bir kabın içerisine alacağım, un hariç. Daha sonrasında yoğunluğuna göre un eklemeye başlayacağım. Ortalama 2,5 su bardağı, 3 su bardağı kadar un kullanacağım. Hemen başlayalım. Un haricinde bütün malzemelerimi karıştırma kabımın içerisine aldım. Şöyle elimle yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Ve unu ilave etmeye başlayacağım içerisine. 3 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanarak hazırlamış olduğum hamur hazır. Şimdi üzerine streçleyip 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra şekil vermeye başlayacağım. Şimdi kurabiyelerimizin ortasına ve üzerine ilave edecek olduğumuz sosun tarifini paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarım çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı süt, 4 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 miktar da kuru üzüm kullanacağız. Tüm malzemeleri tencerenin içerisine aldım ve ocakta kısık ateşte karıştırmaya başladım. Nutella kıvamını aldıktan sonra ocaktan alacağım ve beklemeye bırakacağım. Buzdolabında bekletmiş olduğum kurabiye hamurunu iri birer top şeklinde yuvarladım. Tepsinin üzerine nişastayı serpiştirdim. Hamurun yapışmaması için merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde açtım. Şekillendirici kullanacağım kalp şeklinde. Şöyle şekil verdikten sonra örnek veriyorum 10 tane bu şekilde sade yapacağım. 10 tane de yuvarlak şöyle krem şanti şekillendiriciyle ortasını deleceğim. Bu şekilde bir tane sade bir tane ortası delikli olacak şekilde kurabiye hamurlarıma şekil verdikten sonra fırına vereceğim. 180 derece ısıtmış olduğum fırında piştikten sonra sadenin üzerine hazırlamış olduğum şöyle çikolata sosu var. Onu süreceğim. Daha sonrasında ortası delikli olan kurabiyeyi yerleştireceğim. Ve üzerine kuru incir, kuru üzüm, hazırlamış olduğunuz reçeller her neyse istediğinize göre yerleştireceğim. Daha sonrasında sunumu hazır olacak. Kurabiyelerimiz pişti ve soğumasını bekledik. Şimdi birer tane düz kurabiye alacağım. Servis tabağıma ters çevirip ortasına çikolata sosumu süreceğim. Daha sonrasında bir tane de üzerine şöyle ortası delikli kurabiye yerleştireceğim. Evet. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlamış olduğumuz kalp şeklindeki kurabiyelerimiz hazır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, güzel günlerle kalın, hoşça kalın.